Gördüğünüz gibi abi bir tane sanat eseri yaptık şu an ve fiziğe şu an fiziğin ağzını ettik yani şu an. Fizik budur abi işte gördüğünüz gibi. Fizik bu arkadaşlar. Fizik bu abi. Fizik bu. Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün sizlerle beraber FS19'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. FS19'da abi hava güzel, hava güneşli falan iyi. Şu an dışarısı da güneşli falan. Sanırım bugün çok soğuk olmayacak ki bu güzel bir şey. Mutlu oldum yani şu an dışarısı soğuk olmayacağı için çünkü birazdan okula gideceğim. Bakalım inşallah güzel bir bölüm olur arkadaşlar. 49 binimiz var hala. Geçen bölümle bu bölüm arasında çok giremedim. Haftada çok girme imkanım olmuyor. Zaten videoları bile zar zor yetiştiriyorum arkadaşlar. Çok zamanım olmuyor. Yani okula gidiyorum. Zamanım olmuyor dedim. Okula gidiyorum. İşte günde 6 saat kadar, 6,5 saat kadar okuldayım. İşte yani gidiş geliş oldu falan. 7,5 saat, 8 saat okul şey zamanım alıyor. Günde boş yani toplam 6 saatim oluyor. 6 saatte bir videonun baştan çekip her şeyini hazırlayıp yükleyene kadar süren bir zaman 6-7 saat. O yüzden çok videolar bile dediğim gibi geçirme zamanı olmuyor. Yani onun dışında oynama zamanı zaten hiç olmuyor. Şimdi bu bölümde arkadaşlar şöyle bir şey yapmayı planlıyorum ben. Bu bitirmiş şimdi ama şu yukarıdaki şey var. Birazcık ekmemiz gereken daha kısım var. Geçen bölümde genişlettiğimiz o kısım. Oraya ekeceğiz beyler. Yalnız bu çok yavaşlıyor. Gerçekten arkadaşlar yani elimize iyi, güzel para geçtiği an ben bu traktörü satacağım ve bunun yerine Erkunt'u alacağım. Yani bu 150 beygir tamam yani Erkunt 110 beygir ama her türlü yani Erkunt'dan çok daha hızlı gidiyor. Mesela Erkunt'un boyutu yine bunun aynı aşağı yukarı. Yani Erkunt'un ağırlığı falan da var. Yani Erkunt'dan daha iyi. Erkunt'un kepçe takıp duruyoruz istersek. Kepçe takmayacağım Erkunt'a ama kepçe takabiliriz. Lastiklerini falan genişletebiliyoruz falan. Ya bu kötü araç mı? Yok hiçbir şekilde. Bu bayağı güzel bir araç aslında. Yani düşündüğüm zaman. Belki de hani satmayabilirim bunu şu an düşündüğümde. Belki bunun şeyini hızlandırırım arkadaşlar. Maksimum hızını hızlandırırım. Oyun dosyalarından yapılabiliyorsa inşallah yapılabiliyordur. Bu arada bunlarınızda bilenler varsa oyunun dosyalarından nasıl araçlarını, şeylerini, işte maksimum hızlarını, beygirlerini artırabileceğini bilenleriniz varsa bana ulaşın arkadaşlar Discord'dan, Discord sunucumuzun linki de aşağıda var. Discord'a bana ulaşın lütfen yani söyleyin bana bunu nasıl yapacağımı. Çünkü ben modlu araçların nasıl beygirlerini oynayacağımı, nasıl hızlarını artıracağımı, torkları nasıl artıracağımı biliyorum. Ama oyunu kendi araçlarının yani oyun içerisindeki dosyaların nerede bilmiyorum yani hangi dosyaları değiştirmem gerekiyor bilmiyorum. Bilenler varsanız da gerçekten bana Discord'dan ulaşıp söylerseniz benden paylaşırsanız bu bilgileri çok mutlu olurum gerçekten. Ups dur V'ye şey B'ye basmadık. Ekelim şuraya şimdi. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Ya umarım iyisinizdir hepiniz. Güzel bir gün. Dediğim gibi güneşli. Gerçi Türkiye'de nasıl bilmiyorum şu an. Türkiye büyük bir şey ülke. Hem yani bir tarafta bir bölgede mesela sizlerin yanınızda bazen yanınızda şu an hava güneşli bazen yanınızda kar yağıyor olabilir. Bilmiyorum şu an yani. Türkiye'de yani bu yıllar kar yağdım ama burada yağdı abi benim bulunduğum bölgede. Kar yağdı birazcık. Tabii şu an artık çoktan eridi de artık yani şu an güneşli hava ama birazcık kar yağmıştı ki önümüzdeki 3-4 gün içerisinde galiba yine kar veriyorlar yağmasını. Yani kar yağacak diyorlar. Bilmiyorum nasıl olacak. Fiyat güzel be abi. Hani ben buna kıyamam ya. Ben bunu abi gerçekten bilenleriniz varsa öğreti söyleyin bana. Discord'dan ulaşın bana söyleyin. Nasıl beygirini arttırayım. İşte beygir değil de maksimum hızını arttırayım. Gerçekten güzel araç ya. Yani önüne bir de bir ağırlık takabilseymiş. Bir oyun izin verseymiş. Müthiş olacak çünkü ağırlık takma yeri zaten var orada da oyun izin vermiyor. Bir de ağırlık koysaymış gönlün onun. Böyle tadından yenmez gerçekten. Bir de maksimum hızı da bir 40-45-50 km olsa. Gerçekten tadından yenmezmiş ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu bölüm için planladığım şey arkadaşlar. Fendt alacağız. Fendt alacağız. Ağırlığı şuraya koyacağız. Küpeciğimizin yanına. Şey unuttuk lan. Necmi şey yapmadık. Beslemedik. Bu arada arkadaşlar şey yazanlar olmuş da köpeğe bence yani şey insan ismi verme falan diyenler olmuş ki mantıklı gerçekten köpeğe insan ismi vermek biraz kötü. Sen şöyle besleyelim. Neredesin lan sen? Çıkamıyor oradan. Neyse boş ver düzelir o. Oğlum evin içinden niye geziyorsun ya? Evin içine niye giriyorsun sen? Neyse. Köpeğin ismi arkadaşlar değiştirmemizi istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Yani abi değiştir diye yazın ve sıcak hangi isme değiştirelim onu yazın. Yine değiştir diyen yorumlar ve değiştir abi ve işte değiştir ve ismi şu olsun abi diyen yorumlardan hani en çok hangisi like alırsa o ismi yapacağım. Yani lütfen bu defa insan isimleri falan insan şeyleri adları yazmayın. Köpeğe uygun isimler yazın ve aşağıdaki yorumları beğenin ve oylayın yani sıcak hangi isim olsun aşağıdan. Ve en çok dediğim gibi beğeni alan isim. İsime değiştireceğiz. Şeyi, bunun ismini. Şimdi ne yapacağım ben kısaca size söyleyeyim beyler bu bölümde. Bu bölümde odunculuk yapacağız birazcık. Odunculukta para var abi demişlerdi. Abi odunculuk ne zaman yapacaksın demişlerdi. Tabii ki de şeylerle odunculuk yapmayacağız. Öyle profesyonel odunculuğa girmeyeceğiz. Birazcık böyle yalnız tek kişi böyle. Şeyle motorlu testereyle. Ha bu arada şurada motorlu testerelerde bunu söylemiştim ben de. Elektrikli testereler
yazıyor arkadaşlar. Ben bunu Giant'a bildirdim. Düzeltmelerini, yani bu düzeltilmeli lazım. İşte bu elektrikli testereler değil de motorlu testereler yazması lazım dedim. Hani direkt nasıl düzeltilmesi gerektiğini, doğru olan hangisi olduğunu da yazdım. Görürler mi görmediler mi daha bilmiyorum, ya da yani zaten büyük ihtimalle hani şey, yani görseler bile bunu hemen değiştiremezler, yani bunun için özel update getiremezler. Büyük ihtimalle bekleyecekler böyle, köpek kulübesine dön diyor. Bekleyecekler böyle birazcık buglar toplansın, hepsini düzeltip böyle tek böyle bir şeyde, tek bir güncellemede bayağı bir şey bug falan düzeltecekler. Çünkü yani teker teker her biri için sürekli güncelleme çıkartmak çok sıkıntı bir şey. Hem siz ya yani hem kullanıcıları rahatsız ediyor hem de onlar için sıkıntı bir şey. Bu ağacı buradan keseceğiz demiştim. Bas abi. Biz çitiyor mu almıştık? Çitiyor almışız bu arada. Evet. Havada duran ağaç. Fantaziler. Fantasies. Oğlum bu ağaç. Sen nasıl bir fizik, nasıl bir mantık, sen olayın da lan. Şöyle keselim bakalım şunu. Hadi. Abi ağaç düşmüyor ya yalnız. Ağaç düşmüyor abi. Böyle ben fiziğin mantığını. Sen ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ne alaka? Şöyle yapalım. Ha bu arada kurs bile çık... O evet. Kurs bile çıkmış arkadaşlar. Ha tamam, kesilmiş ama düşmüyor. Evet hala düşmüyor. Düşmeyeceğim lan diyor. Ölüme kafa atıyor abi. Şey. Kurs bile çıkmış arkadaşlar Face 19 için. Beta versiyonu, daha ilk versiyonu ama çıkmış. Ben indirdim ama yüklemeyi unutmuşum. Ama bu videonun altında kurs bile linkini koyacağım. Önümüzdeki videonun altında kurs bile linkini koyacağım arkadaşlar. Kurs bile'yi önümüzdeki bölümde ekleyeceğim artık oyuna ve deneyeceğiz yani. Bakalım kurs bile nasıl çalışıyor falan Face 19'da. Tamam şimdi şöyle. İlk önce temizleyelim şöyle bütün şeyimizi. Ne temizleniyor lan? Ha bu çalı lan. Ya diyorum ne temizlenmiyor. Çalı oldu mu bu ya? Çalı. Çalı içine düşmüş ağaç. Yalnız yakıtı bitecek mi abi? Yani, temizlensen artık güzel olacak. Bu ne kadar uzun bir ağaçmış bu. Şimdi. Şöyle kes. Oha lan. Dur lan. Heh. İnşallah kaldırırız bu arada. Ya bu ağaçtan hiçbir para gelmeyecek bize de neyse. Maksat şu tarlanın şu tarafını boşaltmak abi. Kaldırabiliyoruz değil mi bunu? Kaldırabiliyoruz ya, kaldırıyoruz, tam sıkıntı yok. Kes kanka, kes. Kes. Bu arada arkadaşlar shader modeli 3.0 şey hatası falan var bazılarınızda. İşte bazılarınız demişti falan filan abi çözüm falan, ben demiştim çözüm bakacağım diye. Abi size şey yazanlar olmuş. Sen işte hani abone artı falan bizi unuttun. Hani soruna bakmıyoruz, çözüme bakmıyoruz falan filan. Çözüme baktım. Bir şey, çok fazla bir şey bulamadım. Ama yani çözüm olacağını düşündüğüm bir şey var. Yani bu shader modeli 3.0 şeyin sorunun şeyini, nedenini zaten biliyorum, zaten bildiğim bir şey, ekran kartınızın eski olması. Ekran kartınız DirectX 11 ile çalışmadığı için oyunda DirectX 11 ile açmaya çalışıyor ve şey oluyor. Shader Model 3.0 hatası veriyor. Benim eski laptopumda da oluyordu. FS 15'te galiba oluyordu. Ama o çok çok kolay, hani 2 dakikada düzeltebileceğiniz bir sıkıntı. Yani sadece bir tane dosyayı açıp abi, dosyanın içindeki iki tane harfi şey, iki tane değil galiba. Galiba sadece bir tane harfi değiştiriyordunuz. O kadar. Ama şimdi yani burada tabii söylemem hangi şey, hangi dosya falan, yani anlatamam. Ama bu akşam arkadaşlar bir tane canlı yayın olacak. Bu akşamki canlı yayında söyleyeceğim, birazcık böyle daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Yani sizleri unutmadım söyleyeyim. Unuttum bizi diyenlere. Eskiler unutulmaz. Şöyle atabilecek miyiz? Hop şimdi. Direkten lan oğlum. Gel. Gördüğünüz gibi abi bir tane sanat eseri yaptık şu an. Ve fiziğe şu an fiziğin ağzını ettik yani şu an. Fizik budur abi, işte gördüğünüz gibi. Fizik bu arkadaşlar. Fizik bu abi. Fizik bu. Gördüğünüz gibi. Buna fizik denir beyler. Fizik kuralları böyle bir şey. Gördüğünüz gibi. Fizik kuralları böyle çalışır.
Tabii ki de çok mantıklı bir şey. Bu abi. Bu kadar basit yani. Sen şuna düşersen senin ben. Heh. Nasıl yaptım ben onu? Onu demin ne yaptığımı anlamadım ama içine düştü ya. Yani tek istediğim oydu, içine düştü. Şuna daha mantıklı ya. Tamam o zaman arkadaşlar, ben bunları böyle koyayım. Yavaş yavaş. Sen oradan düşersen var ya, senin sana bayağı küfür ederim yalnız. Yani içimden küfür ederim ama bayağı küfür ederim. Tamam. Ama şeydeki gibi, FES17'deki gibi abi, böyle kasma şey, kasma değil de böyle hani bir şey hareket ettiğinizde böyle çabuk düşme falan olmuyor gördüğünüz gibi, hiç yani çok düşme olmuyor. Hatta benim daha hiç elimden bir şey düştüğü, yani böyle sinir olup da düştüğü bir şey olmadı yani. Bayağı hiç, böyle salladığınızda hiç elinizden düşmüyor şeyler. O da bayağı güzel olmuş tabii ki de, hoşuma gitti yani. Hoşuma gitmedi diyemem. Hop. 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 Yani bu şu an bir ağaç daha keseriz abi. Fulleriz bu romorku. Bir romork ağaç satalım bu bölümde. Bakalım nasıl bir paralar gelecek. Odunculukta da iyi para var abi diyenler olmuş çünkü. Bakalım ne kadar doğru söylemişsiniz, ne kadar yalan söylemişsiniz bana. Görmüş olacağız. Ben geçen şeyde bölümde ufak, birazcık çok ufak, çok az bir şey odun satmıştım arkadaşlar ve şu an böyle yaptım çünkü bacağım kaşındı. Yani niye öyle salak salak hareketler yapıyor demeyin. Bir çok ufak da olsa bir odun satmıştık bizim hocam diğer Gator'la, ama 200 euro mu ne vermişti bizlere? Hani bir para vermemiş tabii, orada çok az odun vardı ama yine de sonuçta bir odundu. Hani oradan ben bir 500 euro falan, ne bileyim, 1000 euro bekliyordum. 1000 euro olmasa da ya, FS15'te olsa 1000 euro kesin alırdık orada ondan da. FS15'in ilk zamanlarında hatırlarsanız, ilk çıktığında böyle odundan şey oluyordu. Para kasmak isteyen abi elinde ne varsa satıyordun arkadaşlar. Bir tane motorlu testere alıyordunuz. Bir tane de işte traktör bırakıyordunuz. Odunları ittirmek için. Kesip kesip abi şeyin satış noktasının etrafındaki olan köknar ağaçlarını kesip kesip o şey gölete atıyordunuz ve müthiş bir para kasıyordunuz yani. Böyle 10 dakikada, maksimum 10 dakikada bir tane traktör parası kasıyordunuz. Yani böyle bir saat kastınız oradan bayağı hani sıfır çiftlik şey kurabilecek kadar para topluyordunuz. Güzeldi. Ondan sonra birazcık azalttı gelen parayı ama yine de fazlaydı yani. FS17'ye göre, FS19'a göre. Hop. FS17'de bayağı azdı para. Yani odundan gelen para bayağı azdı ve hiç değmiyordu yani odun ekmeye falan. Odun ekmeye dedim işte, ağaç ekmeye falan, ağaç ekip kesmeye hiç değmiyordu. Keşke şunda kayışlar olsaymış. Kayış yok bunda. Bunlar dökülürse ben bayağı üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Ağlarım hatta. Şimdi bunu şöyle götürelim. Ama dökülmüyor ya. Dökülecek gibi de gözükmüyorlar şu anlık. Yani sallanıyorlar birazcık ama yok, dökülmezler. Yok, dökülmeyecek de, tamam. Şimdi buraya koyalım bunu. Şunu bir evine götürelim. Bu işini bitirdi burada beyler. İşini evine götürelim bunu. Yani güzel oldu ya beyler. Ben hoşuma gitti yani. Bu tarlayı genişletmiş oldu birazcık. Ekstradan bir bereşet tarla kazanmış olduk yani, şu kadar bir bölümde olsa. Sonuçta ekstra bir tarla bu. Ve güzel bir şey. Koyalım şimdi şu shelter'a, şeye. Garaja. Garaj değil ya. Ne bu ya? Shelter işte, ne bu? İşte anladınız siz. Koyalım şuraya abi. Hop. Tamam. Şimdi sen burada dur. Bu arada arkadaşlar şey fark ettim. Hiç pullukla sürme, işte tohum ekme tarzı görevler yok. Bu bayağı üzdü. Yani ben tohum ekme görevlerini falan seviyordum. Hiç tohum ekme görevi yok. İşte pulluka sürme görevi falan yok. Bunlar gerçekten çok kötü şeyler. Ben pulluka sürme, kultive etme, işte tohum ekme görevleri falan istiyordum. Ama böyle görevler yok maalesef ki, niyeyse. Bayağı üzdü beni bu. Hani gerçekten böyle bir şey olmaması. Ve şunu da söyleyeyim hemen. Geçen bölümün altına yazmışlar. Ben hiç fark etmemişim. Bir izleyicimiz yazmış. Şunu alırken ben arkadaşlar rengini değiştiriyordum ya. Bu renkleri seçtiğinizde arkadaşlar, renk seçtiğinizde böyle rengin üstüne gittiğinizde o rengi yazıyor ve o rengin hangi markaya, yani bir markaya uyan bir renkse hangi markaya uyduğunu yazıyor arkadaşlar. Mesela bu normal, mesela bu bir markaya, bir saniye. Bu mesela bir marka uyumu. Bu direkt standart rengi işte aparatın. Bu mesela bir marka uyumu ve direkt beyaz yazıyor. İşte bu beige yazıyor. Silver. Ha, beige. Ha, beige mi oluyor bu? Beige bundan mı deniyor? Beige. Silver. Metal arkadaşlar gray yazıyor. Bunda da aqua yazıyor. Bu da aqua ağırlıkların ve araçların rengi. Onyx yazıyor. Ondan bilmiyorum renk midir, marka mıdır. Jet yazıyor. Siyah. Bu sarıda John Deere yazıyor. John Deere'ın sarısı arkadaşlar. JCB'nin turuncusu. Challenger'ın turuncusu. Starra'nın turuncusu. Fendt'in kırmızısı. Kırmızı jantları yani. Case International Harvester'ın kırmızısı. Massey Ferguson kırmızısı. Hardy'nin kırmızısı beyler. Ray'bin mavisi. Lemke'nin mavisi. New Holland'ın mavisi. Goldhofer'ın mavisi. Deutz Fahr'ın şeyi işte yeşili, John Deere'ın yeşili, Fendt Nature Green, Fendt'in
Yeni araçlarının şey yeşili bu. Bu da Fendt Classic. Fendt'in eski araçlarının, yani bizde olan şu Fendt'in rengi. Zaten bu renk yapmıştık bu aparatı. Tam da yani ben bunu bilmiyordum ama yine de rengi tam tutturmuşum. Bu galiba işte sarımsak rengi diyor. Ne alakası? Toprak rengiymiş. Crimson diyor. Pink, purple, azul, navi ve olive yazıyor. Zeytin işte de rengi. Navi bayağı güzelmiş. Uyar renkleri burada görebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ben bunu fark etmemiştim dediğim gibi. Bir arkadaş fark etmiş ve yazmış. Gerçekten de güzel bir olay yani bunu yapmaları. Bilmiyorum FS17'de var mıydı böyle olay? Belki FS17'de de vardı, biz hiç fark etmedik. Ama sanmıyorum FS17'de olduğunu. Kanka bağlamadan şunları satalım, şu kökleri. Şu kırık kırık kökleri almışlar. Almışlar abi. Gerçi küçük ama kalın yani. Küçük ama kalın ve para verecek. Yani bunların kesilebilir, yani yok edilebilir olması çok müthiş bir şey. Zaten nerede bir tane şey kiralarız, bu bir tane kök yok etme aparatı kiralarız. Buradaki kökleri yok ederiz. Ki burası temizlense, yani bu burayı ileride büyük ihtimalle düzleştirir falan. Buraya çiftlik falan bir şeyler kurulabilir yani, bir olaylar. Garajlar falan, ne bileyim, bir şeyler kurarız buralara. Kanka oraya değil ya, şöyle. Hop, tamam. İçine git. Şu kesilmiyor benim. Ben bunu üzüldüm. Kalkmıyor da bu. Oğlum sen niye düşüyorsun böyle? Sen salak mısın siz? Hayır, ben sizin mantığınıza, fiziğinize. Dur şöyle ya, adam akıllı şöyle dur şurada ya. Şurada duracaksın ya, başka yapacağın bir şey yok yani. Sadece duracaksın orada öyle. Heh. Heh şöyle, heh şöyle. Kapatalım üstüne diyeceğim. Kapatsak da bir faydası olmayacak. Neyse, çalıştıralım motoru. Satmaya gideceğiz. Odunları bakalım nerede şey. Odunun fiyatını göremiyoruz zaten. Şuradan şuraya gideceğiz. Bıçkıhaneye gideceğiz. Evet. Tamam kanka. Map'te gözüküyor. Oraya gideceğiz. Düşmesin yolda bir şey. Yolda düşmeleri için dikkatli olmamız lazım. Hani ani fren yapınca hemen fırlayacaklar. O yüzden dikkatli olmamız lazım beyler. Tamam, ben böyle arkadaşlar yavaş yavaş şimdi gideceğim. Burayı timelapse yaparım büyük ihtimalle. Şöyle dönelim. Buraya büyük ihtimalle timelapse yaparım beyler. Şimdi basalım Fendt'le. Bayağı yük var geri arkada. Fendt. Şimdi birazdan karşılaşacağım zaman bayırlarda. Bayağı zorlanacak ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Para lazım. Geldik şeye, bıçkıhane mi ne yazıyordu? Neydi ismi? Gelmiş bulmaktayız abi. Evet, hemen şey sesleri gelmeye başladı. Şimdi yine abi buraya geleceğiz böyle, R'ye başlayacağız ve satacak, bakalım kaç para verecek. 3.900 euro verdi. Yani değer mi de bilmiyorum yani, bunu uğraştığımız aynı zaman sürede bir tane görev yapıp yine aynı parayı alabilirdik arkadaşlar. 3.900 euro yani iyi ya, kötü de kötü değil, iyi yani, kötü değil. Her türlü iyi. Ben işte arkadaşlar bunu hemen bizim çiftliğe geri götüreyim. Sinyal verelim. Çiftliğe geri götüreyim. Çiftliğe geri götürdükten sonra çiftliğe görüşürüz. Bir iki ufak işte daha bir şeyler yaparız çiftlikte. Ondan sonra videoyu bitiririz. Bu bölümde de bu kadar olsun. Odunculuğa başladınız falan. Güzel oldu. Hem birazcık odunculuk yaptı. Sizler nasıl para geldiğini görmüş oldunuz. Ben de nasıl para geldiğini görmüş oldum. Hem de oradaki o gereksiz ağaçları bazılarını temizlemiş olduk. Ki bizim işleri artık sıkıntı çıkarmasınlar. Evet, çiftliğimize de gelmiş bulmaktayız şu an. Bunu kapatalım tabi. 53.600 euromuz var. Güzel bir para. Kötü değil. Şöyle geçelim. Römorkumuzu bırakalım şuralara, bir yerlere. Hop, tamam. Çakır kapatalım.
Şimdi tavuklarda yem var mı? Tavuklara bakalım. Tavuklar önemli. Tavuklarda yem var mı? Var. Bayağı var hatta. Ben zaman sandırmamışım büyük ondan sonra. Ama üretkenlik %99 da yani mis gibi. %100 üret. %99 mis. Güzel. Bununla tavuklar üretsinler abi. Yani durarken bile sürekli bize yani yavaş yavaş para getirecek olan tavuklarımız var artık. Minnoş tavuklarımız. Şimdi tatlılığına bak ya. Tam tatlı değilsin de olsun. Seviyorum seni. Güzel. Siz bana para getiriyorsunuz. Siz bana para getiriyorsunuz. Bakışlara bak, bakışlara bak. Neyse. Bunlar bize para getiriyor beyler. Çok getirmiyorlar şu an çünkü ben zaman sandırmadım dedim. Geçen bölümde bölüm arası hiç oynamadım. Ama oyuna giremedim bile. Şimdi bence şöyle bir bakalım. Bence beyler meyve pardon mikrofona değdim. Aynen burası da şimdi kireç istiyor. Burası da kireç istiyor. Kireç gereksinimi gerekiyor. Kireç gereksinimi var tarlada. Kireç gerekecek. Ama tarlaları gübrelemek için burası niye böyle arada gübreli? Çalı olan yerler. He. He anladım. Tamam. Hangi yerlerde çim ezilmiş beyler? Çim uzunmuş. Oralarda gübrelenmiş şey vermiş. O sıkıntı yerde böyle gübreli olsun. Ama tarlaları gübrelemek için bir tane gübreleme aleti satın almamız lazım arkadaşlar. Bunun için de çok güzel bir tane minnoş küçücük bir gübreleme aparatı geldi mod olarak şu Cleveland arkadaşlar. Yani bu 20 euro yapıyor. Tamam 24 metre genişliği var falan 3200 lira alıyor ama hani bu 4000 euro sadece ve 4000 euro bunu bence almak mantıklı şu anlık. Zaten 4000 euro işlevsel gelmediği zaman bize yetmemeye başladığı zaman direkt satacağız. 4000 euro şu anlık bence işimizi görecek. 4000 euro alalım bunu. Exacta iyi yıl 700. 700 litre kapasitesi var arkadaşlar. Yani kereç atamıyor tabii. Kereç sadece şundan şu atabiliyorlar. Bu da atamıyor zaten kereci. 15 metre genişliği var. Çok kötü değil ve 700 litre yani bunu her traktöre takabilirim. Yine bir de evet bir de bunlarla yine aynı çalışma hızı var 20 km saatte. Detaylar diyelim. Bence bunu direkt alalım. Satın al diyelim. Evet şimdi gidelim Fendt'le. Hemen onu alalım beyler. Zaten arkadaşlar görevden gelen paralarla bunu almış olduk. Yine 49.000'imiz var. Mis yani odundan sattığımız kazandığımız paralarla bunu almış olduk. Güzel oldu yani. Odun sattık. Şey aparat aldık. Ben bu işin niye bunun arkasından beraber gidiyorum? Neyse önüne şey aparatı önüne takacağız. Önüne takıp getireceğiz. Sıkıntı yok. Ben de şimdi bunun önüne şu kepçe şeyini takıp da oradaki kovaya da getirseydim diyecektim. Kovayı zaten getirdim ben de aynen. Geçen bunu zaten kovaya getirmiştik. Hatta beyler. Beyin GG artık yani beyin yok. Şöyle. Hop. Önüne takalım. Çok zaten deli gibi ağır bir şey olmadığı için. Hiç sıkıntı çıkarmayacaktır. Bir tane gübre paleti alalım. Şey. Şuradan. Torbalardan bir tane. Katı gübre torbası. Bu da yine yarım kalacak. 300 litre kalacak içerisinde yapacak bir şey yok. Ama inşallah zaman kalınca beyler görev yapınca buradaki bu yarım herbisit yarım gübre şeylerini harcayacağım kullanacağım yani. Ha bunun üzerini kapatamıyoruz. Ha bunun şeyi yok. Bunun beyler üzerinde neye basıp kapatacağınız örtüsü yokmuş. Olsun daha iyi. İçerisi gözüküyor bari. Daha zaten küçük minnoş bir şey. Yani ne ağır böyle ne zorlayacak bir şey yani istediğimiz her küçük boy traktöre bunu takabiliriz. 50 beygir traktörü getirseniz arkadaşlar 50 beygir traktörle bunu rahatla çeker. Çünkü zaten 700 litre gübre alıyor ki bu da yaklaşık 400 kilogram kadar bir gübreye denk geliyor. Kendisiyle beraber yani 700-800 kiloluk bir ağırlığı var. Bilemedim 900 diyelim. Toplam ağırlığı. O yüzden hiç sıkıntı yok. 50 beygir aracı böyle çekecektir bunu. Zaten PTO gücü zaten gerektirmiyor bile neredeyse. Şöyle. Hop bırakalım bunu. Şimdi şöyle önüne alalım takalım. Ve bunu hatta şey takalım yani. Fendt'e değil de fiyata takalım. Yani fiyatın iyice cırını çıkarıyorum arkadaşlar biliyorum ama fiyatı kullanacağım ya. Zaten başka bir şey aramadığı için fiyatı böyle işleri kullanmaya çalışıyorum. Hop fiyatçım gel buraya. Yalnız bu bayağı eskimiş beyler ve yakıtı çok azalmış. Bunu ben diyorum arkadaşlar bir onarsak. Sizce nasıl olur? Kaç para isteyecek acaba onarmak için? Yani böyle sadece bir işte ne bileyim 150-200 euro isteyecekse onarmak için bunu hemen onaralım bunu sıkıntı yok. Hem beygir falan yani eski haline gelsin 150 beygirini geri kazansın. Görmüyor burada. Şurada bir yer çekmemiz lazım. Onar 300 euro. Tamam 300 euro onar kanka ya sıkıntı yok o kadar. 300 euro onar sen bunu. Tabii şimdi onardığım için çok eskimedeki o efektleri falan göremeyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Hani bayağı eskimişti beyler. Beygir falan gitmişti. Şimdi daha hızlı hızlı aynen şu an daha böyle seri hızlanıyor. Maksimum hızı yine aynı tabii ki de ama. 15 metre. Bu kadar daha değil. 15 metre yine geniş şu kadar bir şey olması lazım yani. İyi şöyle bir şey olması lazım. Bakalım göreceğiz şimdi. Aynen. Aynen. Tam denk getirmişim beyler. Bu kadar bir genişlik.
Hani bu kadar gençlik hiç kötü değil ve saatte 20 kilometre çalıştığını varsayacak olursak bayağı hızlı çalışacak bir aparat bu. Gübresinin şeyleri şimdi. 47 bin euromuz kaldı beyler. Neyse. Böyle arkadaşlar, bu bölümde bu kadar olsun. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Önümüzdeki videolarda falan, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Bu akşam arkadaşlar dediğim gibi inşallah bir sıkıntı çıkmazsa canlı yayın olacak. Canlı yayın geç saatte başlayacak çünkü ben hani Türkiye saati arkadaşlar saat 8.30'lar zaten okuldayım. Okuldan dönünce falan saat 9 oluyor. Yani ben okuldan eve gelince saat Türkiye saatiyle 9 olacak. İşte yemek yiyeceğim falan. Hani saat 9.30'dan önce büyük ihtimalle açamayacağım yayını. Büyük ihtimalle 9.30'dan sonra sizin saatte arkadaşlar. Saat 9.30'dan sonra yayını açarım. FES 19 oynayacağız falan. Neyse böyle. Fiyat çalışıyor beyler. Kendinize bakın. Dediğim gibi hoşça kalın. Bana sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, eleştirmek istediğiniz bir şeyler varsa saygı çerçevesinde aşağı yazabilirsiniz. Saygılı bir şekilde aşağı yorumlara yazabilirsiniz beyler. Ben de soruysa cevapları, öneriyse hani bunu göz önünde bulundururum. Eleştiriyse bunu da yine göz önünde bulundururum ve yani cevapları bir şey veririm. Bu arada her yorum okuyorum. Çünkü şu an çok yorum geldiği için arada böyle hani bildirim, YouTube bildirim göndermiyor zaten artık yorumlardan. Çok az, nadir gönderiyor. Gözümden kaçan yorumlar olabilir. Yani kusuruma bakmayın çünkü gerçekten arada gözümden kaçan yorumlar oluyor. Yani böyle bir iki tane ama genelde %100'ün demeyeceğim artık çünkü elim göre de kaçanlar oluyor ama %99, %98'lik yorumlarını okuyorum. Kendinize bakın, hoşça kalın. İyi insanlar olun. Bay bay.